Merhaba. Yoğun bir şekilde Onvo OV58350 Mehmet Atmaca Elektronik Üretim olan bu televizyonla ilgili teknik bilgi soruyorsunuz bana. Özellikle Onvo OV65500 Webos işletim sistemli televizyon videosunun altındaki yorumlarda da Instagram'dan, mailden de yine bunlarla ilgili ciddi sorular geliyor. Demek ki dikkatinizi çekmiş bir ürün. Bu arada bunun fiyatına da bakmak lazım. OV58 350 ile ilgili ben de Yakup Bey'den rica ettim. Sağ olsun Yakup Bey bu konularda hiçbir zaman kırmıyor bizi. Biraz teknik detay istedim. Kendisi mümkün olduğunca detay paylaşmış. Ben de sizlerle paylaşacağım. Yalnız müsaadenizle önce fiyatı ne kadarmış bu televizyonun merak ettim. Bir bakayım neden bu kadar ilginizi çekmiş acaba? Hmm 3500 lira. Neon 1'de 3533 liraya gördüm mesela. 3500 liraya 58 inç Ultra HD Smart Televizyon. Yani rakam güzelmiş. Şuraya bir yazalım. Şimdi öncelikle biz bir bakalım. Bu bahsi geçen televizyonun bize ne vaatleri varmış? 58 inç bir televizyonmuş. 147 ekran. 3840 çarpı 2160. Bu konuyla ilgili daha önce de çok konuşmuştuk. 4K olması için bir televizyonun 4096 çarpı 2160 olması lazım. Bu televizyonlar Ultra HD. Android Smart yani hem işletim sistemi Android hem de aynı zamanda Smart özelliği var diyor. 4 çekirdekli işlemci. Alaaddin abimin kulakları için nasıl? 8-1.5 dediğimiz cihazlardan bunlar. Yani 8 GB ROM bellek, 1.5 GB da RAM bellek mevcut. Dahili e, Wi-Fi özelliği. Panel özelliklerini birazdan anlatacağım. Donanımsal hızı e, 60 Hz ama fake refresh rate değeri 1000 Hz bu televizyonda. HDR10 teknolojisi var. Panel detaylarında birazdan onları tekrar aktaracağım. Digital Video Broadcasting dediğimiz DVB Terrestrial yani karasal yayınlar ve uydu yayınları için ürünü kullanabiliyorsunuz. Kablo TV desteği de mevcut. 3 adet HDMI portu varmış. 2 adet USB girişi. Aynı zamanda VGA bağlantısı, audio video, YPBPR, Ethernet girişleri, kulaklık, optik ses çıkışları. Hmm. Optik, Yakup Bey söylüyordu. Yeni üretimlerde optik kullanacağız diyordu. Optik ses çıkışları e, demişler. PC audio ses girişi varmış ve 2x10 watt ses çıkış gücüne sahip bir televizyonmuş. E, dahili woofer yani subwoofer ve e, bizim özellikle Vestel üretimlerinde alışık olduğumuz o speaker box dediğimiz özellik yok aslında WebOS işletim sistemli olan televizyonda speaker box'ımız da vardı. Onlar daha daha farklı bir tabir kullanıyorlardı. İzole, izole hoparlör mü diyor? Onlar öyle değişik bir tabir kullanıyorlardı. Ama hani bizim kitlemizin speaker box olarak bildiği üründen bahsediyoruz. E bu ürünlerde CVT anakart kullanılıyor diye daha önce söylemiştim. Anakartla ilgili zaten bu ürünlerde en azından ürünler çıktığı günden bugüne ve bizim incelediğimiz kadarıyla yani benim incelediğim ürünlerde de daha önce incelediğim ürünleri aslında Yakup Bey bana Adem Hocam çok erken gönderiyorsunuz demesine rağmen ben hata etmişim diye düşündüm. Yani daha uzun tutabilirmişim. Ya ben üründe göreceğimi gördüm alacağımı aldım vatandaşa da paylaşacağımı paylaştım nasılsa deyip işte 2-3 haftada ben kontrollerini yapıp göndermiştim önceden incelediğim Android tabanlı ürünleri. Fakat bu WebOS'ta bayağı uzun bir süre kullanmayı düşünüyorum. E sağ olsun Yakup Bey de tolerans gösteriyor bu konuda. Yani dolayısıyla Android'lerle ilgili tüketicilerden bana herhangi bir şekilde arıza veya problem geri dönüşü olmadı. E şu ana kadar CVT anakartta iyi gidiyoruz diye düşünüyorum. Diğer üreticilerde daha önce kullanılan Taptek anakartlar vardı. Biliyorsunuz ki biz bu problemi Avox markasında çok çok ciddi yaşamıştık. Özellikle ya bugün hala o sorun devam ediyor. 2018 yılında ilk rapor etmiştim ben bu konuyu. Bugün hala kanalların yer değiştirme, kanal listesinin kendi kendine bozulma problemi AVOX üretimlerinde o taplek anakartlarda ne yazık ki hala devam ediyor. Bunun da herhangi bir çözümü bulunamadı. Bugün satılan televizyonlarda bile bu problem ne yazık ki hala mevcut. E i̇nsanlar önce televizyona para verip alıyorlar. Problem bir türlü giderilemeyince e gidiyorlar 100 lira para veriyorlar. Bir tane harici uydu alıcısı alıyorlar. Nalet olsun bunun uydusuna diyorlar. Adamlar televizyona harici uydu alıcısıyla kullanmak zorunda kalıyorlar. Çözüm var mı deseniz Avox tarafında buna ne yazık ki bir çözüm yok. O yüzden hani bu tarz taptek anakartlı üretimlerde bunlara mutlaka dikkat etmeniz gerekiyor. CVT anakartla ilgili bir problem yok. Dolayısıyla bu televizyonda o zaman bizim ilgi alanımıza giren en önemli konuların başında ne geliyor dostlar? Tabii ki biz en çok neyle ilgileniyoruz? panellerle ilgileniyoruz. Panellerde 58 inç grubunda daha önce de defalarca söyledim. Bir kere daha söylüyorum. Şu an için 58 inç grubunda üretim yapan Panda ve China Hong Optoelectronics Teknoloji dediğimiz çot dışında üretim yapan bir firma yok. En azından bu üretim karma panel değil. Panda panel kullanılmış üretimde. Benim Panda'ya olan bakış açımı herkes biliyor olsa da son dönem üretilen Pandalarda bu durum kısmen biraz yıkılacak gibi görülüyor. Çünkü panelin teknik özelliklerine bakıyorum. Yani upscale performansı da biliyorsunuz daha önce bu konularla ilgili sürekli uyarıyordum. Yine de oraya hala bir şerh koymakla birlikte örnek veriyorum ki en dikkat çekici konulardan bir tanesi o. Evimde şu an teste kullandığım Mehmet Atmacı Elektronik'in bana test amaçlı yollamış olduğu 65 inç WebOS işletim sistemli televizyonda kullanılan panel ile kıyaslayacak olursam ki Boya Display, Beijing Optoelectronics dediğim Boya Display'in üretimi bir panel biliyorsunuz. ADS yapı tipinde yani IPS tabanlı bir üretim. 1200 bölü bir tipik kontrast oranına sahip bir televizyonda o. Bu televizyonda kullanılan panel Vertical Alignment dediğimiz dikey hizalama yani VA panel bir televizyon. Ve 6000 bölü 1 tipik kontrast oranına sahip bir ürün. Şöyle bir örnek vereyim size dostlar. Hatırlarsanız Vestel üretimi A101'de perşembe günü satışa sunulacak olan 3 televizyon incelemiştik. Bu 3 televizyonun içerisinde vertical alignment dediğimiz dikey hizalamalı olan, üretimli olan da vardı. Onda dahi 3000 bölü 1 tipi kontrast oranıydı. Yani bu televizyonda siyah dengesinde çok ciddi bir başarı yakalayabileceğinize eminim. Panelle ilgili diğer detaylara gelecek olursak RGB dikey şerit diyor. Zaten bu dikey hizalama anlamına geliyor az önce bahsettiğim. Aslında biz burada en çok neyle ilgileniyoruz? Yapı tipiyle ilgileniyoruz. UV2A teknolojisiyle üretilmiş bir panel bu. Ben bununla ilgili daha önce bazı çalışmalar yapmıştım, yayınlamıştım hemen şuraya. Onlarla ilgili bir teknik dokümanlardan aldım. Bir ekran görüntüsünü şuraya alayım ben size. Cihazın G2G değeri 8 milisaniye. 10 bit destekli bir panel 8 bit artı high frc diye geçiyor. Yani 1,07 milyar renk desteğine sahip bir panel. Önemli detaylardan birisi sRGB oranı %94, NTSC oranı yani NTSC oranı %70, Adobe RGB oranı %73, REC 2020 formatını da %52 oranında destekleyen bir panel tipinden bahsediyoruz. Görüş açısı olarak VA yapı tipinde yani merkez dışı kontrast sapmasına maruz kalabileceğiniz bir üretim. O konuyu mutlaka göz önünde bulundurun. Bu panellerle ilgili detayları verirken sizleri sürekli şu konuda da bilgilendiriyorum. Bazı durumlar televizyon üreticisi ile ilgili durumlar değil. Yani az önce şuraya örneğini koyduğum merkez dışı kontrast sapması durumu 10 vo diye değil bu. Panelin yapı tipi ile ilgili bir durum. Hatta bu paneli ben yanlış hatırlamıyorsam yine A101'de satılacak olan 58 Toshiba'da da yine aynı panel kullanılmıştı diye hatırlıyorum. İyi bir performans alabileceğimiz bir panel tipi. Donanımsal yenileme hızını söylemiştim 60 Hz bir ürün. Chip on film dediğimiz dahili çip sayısı 12 adet. Ben genelde önceden çok verdiğim için bu bilgiyi detaylara girmiyordum son dönemlerde. Fakat ne olursa olsun kanal ailesi büyüyor. Yeni gelen dostlar var. Eski videoları izlememiş olabilirler. Chip on film sayısı bizim için neden önemliydi hatırlatalım. Yine şuraya bir görsel ekliyorum. Bu gördüğünüz malzemelerin her ikisi de chip on film. Yani cof kof dediğimiz malzeme. Bu malzemede bazı üreticiler örnek veriyorum aynı ebattaki bir panelde 6 adet çipon film kullanarak da bu paneli çalıştırabiliyorlar. Yani teknolojiyi bu şekilde de değerlendirebiliyorlar. Fakat ortaya nasıl bir sonuç çıkıyor? Bunu bir panel olarak düşünün. Zaten bir panel. Bunu 6'ya böldüğünüzde ortaya çıkan alan diyelim ki 10 santimetrelik bir bant. 10 santimetrelik bir banttaki bütün pikselleri tek bir kof kontrol edecek demektir. Peki 6 yerine biz 12 adet çipon film kullanırsak ne oluyor? 10 santimlik alan yerine 5 santimlik alandaki pikselleri kontrol edecek anlamına geliyor. Şimdi 10 santimlik alanda örnek veriyorum 600 bin tane piksel varsa ve o 600 bin pikseli tek bir çipon filmle kontrol etmeye çalışıyorsanız o çipon filmin adres satır kodlamadaki çalışma seviyesi ile 5 santimlik alanda örnek veriyorum 300 bin piksel vardır. Siz? O chip on filmde sadece 300 bin pikseli kontrol etmeye çalışıyorsunuzdur ve bu daha az yıpranmanıza, daha az ısınmanıza sebep oluyordur. Peki sıcaklık ne gibi bir probleme sebep oluyor derseniz işte şunun gibi bir probleme sebep oluyor. Bu da ne yazık ki ürünlerin daha erken sürede arıza yapmasıyla sonuçlanıyor. O nedenle çipon film sayısı bizler için gerçekten önemli. Parlama önleyici katman bunları da genellikle açıklıyorum. Neden açıklıyorum? İşte yine şu fotoğrafta bulursam buraya eklerim. Tam karşımda benim kullandığım LG televizyonun paneli tam bir glare panel. Yani diyebilirim ki %1. Dolayısıyla da çok ciddi bir parlama yapıyor. Yani neredeyse ayna gibi. Fakat bu üretimde parlama önleyici katman %2,3 olarak geçiyor. Bu da çok kötü değil ama yine de şurada sizin görmediğiniz bir 55Q7500 Samsung televizyonum var benim. Ondaki gibi bir başarıya sahip olamazlar. Gündüz izleme performansında eğer eviniz çok güneş alan, çok ışık alan, çok pencereli bir yer ise televizyonun monte edildiği yere göre yani karanlık sahnelerde yani orada arka tarafta pencerenizi görebiliyorsunuz. O konuda bilginiz olsun. Sert katman yüzeyi 3H diye geçiyor. 3H. Bu konuyla ilgili de daha önce açıklama yapmıştım. Yine söyleyeyim. 1'den 9'a kadar gidiyor bu katmanlar. Televizyon dünyasında bugüne kadar 4H yani 4H henüz görmedim. Daha önce de açıklamıştım. Bir gün görürsem mutlaka sizleri bu konuda bilgilendireceğim ve vay be diyeceğim. Ama bugüne kadar tray için yani 3H'nin üstünde sert katman ile kaplanmış bir panel üretimi görmedim diyebilirim sizlere. Şimdi bir de kullanma alışkanlıkları olarak ve ben bazı videolarda söylüyorum bu videoda da söyleyeyim. Kimler alsın kimler almasın gibi bir durum söz konusu. Neden? Çünkü 10 televizyon ilk çıktığı zamanlar benim ilk yayınladığım videolarda e, akla evvel bazıları geldiler dediler ki Adem Elvacı kaç para aldım bu videoyu yapmak için vesaire tarzında söylemler oldu neden? Çünkü bizim kitle bilinçli sizler bu kanalı takip eden gerçekten bilinç düzeyi yüksek insanlarsınız. Evet ben de farkındayım benim bazı videolarım adından fazla uzun olabiliyor konular biraz teknik ve sıkıcı olabiliyor ancak bundan çok keyif alan insanlar var sizler gibi sizler bu videoları tam anlamıyla izlediğiniz ve beni eskiden de tanıdığınız için ne dediğimi ne demek istediğimi de gayet iyi anlıyorsunuz. Fakat o ilk yayınladığım videoları izlemeyen, o seriyi takip etmeyen arkadaşlar işte videonun göbeğinden girmiş, televizyon satın almış mesela, beğenmemiş, sonra gelmiş bizim kanala sövmüş gitmiş. E kardeşim neye sövmüş diye bakıyoruz. Demiş ki adam ya efendim Play Store yok, sen insanları kandırıyorsun vesaire vesaire. Arkadaş seri yayınlamışım yahu seri komple. Hatta ilk yayınladığım 10 42 inç videosunda dedim ki yani bunu sizden gelen sorulara video cevap olarak vereceğim. Böylece ürünü çok daha detaylı incelemiş olacağız dedim. E seriyi takip etmeyen sadece ilk ana videoyu izleyen dostumuz gelip sövüp gitmeyi tercih etmiş. Dolayısıyla kimler almasın kısmında direkt olarak şunu söylemek lazım. Android'den beklentisi çok yüksek olan insanlar bu televizyonları almasın bakın. Yani şimdi şöyle bir durum var. Bana bu firmalar ürün gönderiyorlar incelemem için. Ama ben Mehmet Atmaca Elektronin nesini seviyorum dostlar? Bu insanlar bana ürün güzellemem için ürün göndermiyorlar. Biliyorlar benim huyumu. Yani bu adam yanlış gördüğüne yanlış diyor. Eksik gördüğüne eksik diyor. Kötü gördüğüne kötü diyor. Ama biz yine de ürün göndermeye devam edeceğiz diyorlar. Adamlar hala bana ürün gönderiyorlar. Bu bana göre hem kurumsal hem de medeni bir cesarettir. Açık ve net. Yani var bu tarz firmalar. Midea gibi mesela biliyorsunuz. FC Europe firması da gördüğümüz eksikleri söylememize Mesela tavsiye forum adresinde yapılan bazı montajların beğenilmemesi, benim tarafımdan beğenilmemesi neticesi FG Europe'un o montajı yapan servisini yerden yere vurmamıza rağmen FG Europe da yine aynı şekilde bana hala incelemek üzere ürün gönderiyor. Neden? Çünkü bu firmalar biliyorlar ki ben art niyetine yaklaşmıyorum. Eğer eleştiriyorsam da onların iyiliği için de eleştiriyorum. Sizlerin sesi oluyorum firmaya karşı. E tabii ki onlar da bunları değerlendiriyorlar. Yapabilecekleri bir şey varsa yapıyorlar. Yapabilecekleri bir şey yoksa da elden bir şey gelmiyorlar ve şunu söylüyorlar. Ee, ya ben Yakup Yakup Bey'e gerçekten saygı duyuyorum. Neden? Açık yürekli konuşuyor. Ve adam bana açık açık dedi ki ya Adem hocam. Yani biz ürettiğimiz malı biliyoruz. Hitap ettiğimiz kitleyi de biliyoruz. Yani bizim bir LG ile Samsung ile rekabet etmek gibi. Böyle bir durumumuz söz konusu değil. LG Samsung kalitesinde ürün satabilmem için LG Samsung fiyatında mal satmam gerekiyor benim. E dolayısıyla da biz daha düşük bütçeli ürünleri mümkün olduğunca daha iyi koşullarla tüketicimize ulaştırmaya çalışıyoruz diyorlar. Şimdi nereye bağlayacağım konuyu? Bakın bu üretimler Widevine L3 dediğimiz sertifika ile üretilmiş ürünler. Evet Android doğrudur. Evet smart doğrudur. Fakat L3 sertifikaya sahip bir smart olduğu için Örnek veriyorum bir Netflix uygulamasını yüksek çözünürlükte bu üründe izleyemezsiniz. YouTube'u Play Store'daki uygulamasıyla açamazsınız. Evet yine YouTube açılıyor ama Smart YouTube diye bir uygulama var. Oradan açıyorsunuz. Yani YouTube yine açılıyor mu açılıyor ama sizin Play Store'daki uygulama olarak açılmıyor. Bu arada bu ürünlere üçüncü parti yazılımları yine haricen yükleyebiliyorsunuz. Yine Play Store'u da bu tarz üretimlere harici yazılım olarak kurabiliyorsunuz. Fakat lisansı buna uygun mu? Hayır, değil. Ya bu konularda baştan anlaşalım. Özellikle Android beklentisi yüksek olanlar lütfen almayın. Hem benim hem de firmanın başını ağrıtmayın. Açık ve net söylüyorum. Bunları ben niye böyle açık yüreklilikle söyleyebiliyorum biliyor musunuz? Bakın, firmada benim bu söylemlerimi biliyor olmasına rağmen mesela bana bugüne kadar Yakup Hocam veya Mehmet Atmaca Elektronik yönetiminden birisi ya hadi benim acı ya bizim ürünle biz sana ürün gönderiyoruz sen insanlara alma diyorsun demediler. Ya ben bunu da art niyetli söylemiyorum çünkü. Neden? Almayın ki kargoları da uğraştırmayın, firmayı da uğraştırmayın. Sizin bilinçsiz olarak satın aldığınız bir ürün o firmaya fayda sağlamak yerine aksine zarar veriyor. Çünkü o firma o malı sizden iade almak için de masraf etmek zorunda kalıyor. Sonra siz bilinçsiz bir alışveriş yaptığınız için satın aldığınız malı tanımadan araştırmadan satın aldığınız için ee, kötüymüş bu mal diyorsunuz sonra sosyal mecradan ürünü kötülüyorsunuz yine firmaya zarar veriyorsunuz. Bakın ben size ürünün size neler verebileceğini söylüyorum. Bu ürün size küçük bütçe ile büyük ekran sunabilir. Bu ürün size dahili uydu alıcısı sunabilir. Bu ürün size ciddi bir kontrast oranı sunabilir. Çünkü iyi bir panel var üzerinde. Her ne kadar ben panda ile anlaşamıyor olsam da iyi bir panel var üzerinde. Bakın bu televizyona örnek veriyorum HDMI'dan bir bağlantı yapın. Yüksek bitrate'de ultra HD bir yayın verin. Sabaha kadar bu televizyonun başından ayrılmazsınız. Görüntü kalitesi olarak söylüyorum. Ama yani işte bu televizyonu alıp da öyle ebik gübük yerli kanalları izleyecekseniz hani şu e, gündüz birbirine giren ailelerin programları falan oluyor onları seyredeceksiniz. Hani upscale performansı ile ilgili oturup tartışırım sizinle. Bakın ona lafım yok. Yani bu ürünü ne için alacaksınız o önemli. Örnek veriyorum oturma düzeninize göre televizyon karşıda duruyor ama siz şuradaki koltukta oturuyorsunuz. Almayın kardeşim bu televizyonu. Ha ya da alın, şikayet etmeyin o zaman. Bakın panel tipini söylüyorum size. VA VA vertical alignment dikey hizalama merkez dışı kontrast sapması yan açılardan baktığınızda renklerde solma yapar. Bakın bundan daha net nasıl anlatılabilir bir durum bilemiyorum. Daha net anlatılabilir bir durum yok. Ya bunları ben peşin peşin söylüyorum ki alıp da sonradan şikayet etmeyin. Siz de üzülmeyin, ben de üzülmeyeyim, firma da üzülmesin. Kimler almasın? Android'den beklentisi yüksek olanlar almasın. İlle de Google Play Store istiyorum ama hiçbir şeyle de uğraşmak istemiyorum. Diyenler almayın kardeşim lütfen rica ediyorum. Gidin Webos 65 alın mesela. Onvo 65 500 alın. Bunun haricinde firmayı da eleştireceğim. Hala teknik servis altyapısıyla ile ilgili Yakup hocam ciddi şikayetler alıyoruz. Yani geri dönüşler hoş olmuyor. Hala ücretsiz montaj hizmeti tamam biz sizinle bu konuyu çok konuştuk. Siz bana çok güzel açıklamalar yapıyorsunuz. Haklı gerekçeleriniz var anlıyorum. Ancak ne olursa olsun 50 inç, 55 inç, 58 inç, 65 inç gibi ürünler satılıp da işte ne bileyim işte market satışlarında ürünlerin hala ücretsiz montaj hizmetinin olmaması. E, müşteri hizmetlerinizle ilgili bakın şikayet geliyor. Bugün yine yazmış bir değerli dostumuz. Yani müşteri hizmetlerini arıyorum, fiyat istiyorum, bana fiyat bile veremiyorlar gibi bir serzenişi var. Hatta bulursam şuraya onun da ekran görüntüsünü ekleyeyim. Siz kendiniz de görün lütfen. Fiyat politikası ile ilgili sıkıntı var. Rut gününde bölgeye gidiyor olmasına rağmen 100 lira montaj ücretine ilave 30 lira yol ücreti isteyen servisler var. Ben şimdi şöyle düşünüyorum. Rut demek ne demek? Biz oraya haftada bir gün gidiyoruz demek. Çok güzel. Haftada bir gün gittiğin yerde bir hafta boyunca işler birikiyor demektir. Bir hafta boyunca orada 20 tane televizyon montajı birikti diyelim. Örnek veriyorum. Kaldı ki bu sadece sizin markayla ilgili de değil. Biz de biliyoruz ki aynı işletme farklı markaların da hizmetini veriyor. Dolayısıyla adamın elinde elinde 4 tane marka varsa servislik olarak rut bölgede 4 markayı birden aynı güne biriktiriyor. Oldu sana 20 tane servis. E her bir müşteriden 20'şer 30'ar lira 30 lira demiştim ki. 30'ar lira para alsa her bir rut gününde sadece gitti diye 600 lira para kazanıyor bu adam. Nasıl oluyor bu iş? Tamam. Yakıt harcıyor. Doğrudur. Tamam araba var doğrudur. Personel tahsis ediyor doğrudur. Ama e, Yakup Hocam bu işletmeler bu işletmeleri zaten bu hizmeti vermek için kurmuyor mu? Mesela ben bugün bir market açıp da ama raflara pirinç koymanın maliyeti var diyebiliyor muyum? Abi ben zaten pirinç satmak için aç, açmadım mı bu marketi? Pirinç satmak için açtığım markette ama raflara pirinç koymanın maliyeti var diye ağlamam biraz böyle saçma olmuyor mu? E şimdi yetkili servis açıyorsun yetki alıyorsun. Sonra vatandaşa diyorsun ki, e ben oraya gelirsem senden para alırım. Neden? Oraya gelmemin maliyeti var çünkü." diyorsun. İyi de abi o işletmeyi oraya gitmek için kurdun zaten. Ben şimdi bugün damacana ile su söylüyorum. Bana su getiriyor vatandaş. Su kaç lira? 15 lira. E sana getirmek için 2 lira alırım. Neden? Sana getirmemin maliyeti var." diyor mu bu adam? Demiyor. "Ya abi kardeşim ben suyun bedelini öderken biliyorum ki zaten o yol bedelini içinde ödüyorum. Çünkü amortisman hesapları satış maliyetleri Buna göre hesaplanıyor. E şimdi yetkili servis 100 lira montaj ücretini mesela neye göre belirliyor? 100 lira montaj ücreti ne yapılıyor karşılığında? Bir tane kutudan bir tane televizyonu çıkarıyorsun masaya koyuyorsun. Abi bu televizyonu bu düğmesine basıyorsun kapanıyor. Bu düğmesine basıyorsun ses açılıyor diyorsun. E bu abi yaptığın başka bir şey yok. E günde 20 tane müşteri 100 lira çok güzel. Allah bereket versin güzel günlerde harcayın. Kazandığınız parada lafımız yok. Yetkili servislere söylüyorum. Ama o haricen söylenen 30 lira neyin nesi oluyor? Zaten adamı bir hafta boyunca bekletmedin mi sen? Senin rut günün ne zaman? Çarşamba. Bugün günlerden ne? Perşembe. Alo benim bir televizyon montajım vardı. Biz oraya haftaya geliyoruz. Tamam. Beni bir hafta beklettin mi? Beklettin. Ben bir hafta boyunca seni bekleyip üstüne bir de niye 30 lira yol parası ödüyorum? Zaten gününde geliyorsun. Ha bana özel gelsen ben mesela şunu yapabilirim. E, rut gününüz ne zaman? Çarşamba. Aa bugün Perşembe. Siz bana özel bugün gelin ben yol paranızı vereyim. Tamam o ayrı konu. Dolayısıyla hala oturmamış bir satış sonrası hizmet kalitesi durumu söz konusu. Ya bu konuyla ilgili mutlaka bir çalışma yapılmalı diye düşünüyorum. Evet ben burada Mehmet Atmaca elektroniği eleştiriyorum bu konuyla ilgili fakat öte yandan bakıyorsunuz işte dünyanın işte dev markalarından biri falan dediğimiz TCL bile Bilkom güvencesinde ülkeye geldi. Bilkom'da koç grubu diye güvendik. Onlar da gitti HTS ile çalışıyor. Ya arkadaş HTS dediğimiz yer yani kendine ait belli bir servis altyapısı olan Türkiye genelinde yaygın yetkili servislerle çalışan şirket. Ya buradaki işleyiş nasıl oluyor? Ben Benim adım ne Adem? Dükkanımın adı ne Adem? Kime bağlayayım? HTS'ye. Bir gün HTS'den bana diyorlar ki Adem buyur müdürüm biz sana tort markasının da servisini verelim. Verin müdürüm. Hop iki gün sonra bir bakıyorum bana bir tane belge geldi. Ha ne bu? O Adem tort markalarının yetkili servisi. Harika. Çok güzel. Bunu da asalım oraya. 127. servisimiz olarak duvara asalım. Çok güzel. E eğitim cihazın özellikleri. Cihaza özel bilgiler, teknik detaylar yok. Ne var? Tort markalarının yetkili servisi var. Canı isteyince giden, istemeyince gitmeyen. 5 tane servis var bunların 3'ü yol parası alırım der. Birisi almam der, öbürü ben zaten hiç gitmem der. Çünkü vatandaş öyle söylüyor. Ya birisi hiç gelmemiş. Birisi gelirsek para alırız demiş. Birisi biz zaten bakmıyoruz ona Samsung servisi bakıyor demiş. Ya bu tarz durumları mutlaka TCL gibi, Mehmet Atmaca Elektronik gibi, işte diğer Atmaca Elektronik gibi ya bu tarz firmaların ben hala kendilerine ait bir servis yapılanmaları olması gerektiğini düşünüyorum. Düşünüyorum ama onlar da haklılar dostlar. Çünkü ya bugün Mehmet Atmaca Elektronik'in sadece kendine ait, sadece onun servisini yapabilecek bir servise sahip olması demek. O yetkili servisin aylık ihtiyacı olan parayı kazandıramayacağı anlamına geliyor. Onlar o, o yönde haklılar fakat sistem de bu şekilde de ilerlemiyor. Yani bunu da açık ve net kabul etmek lazım. Bir çözüm bulmak lazım ama ne bulmak lazım onu da bilemiyorum. E, tabii bunlar bizim iyi günlerimiz dostlar. Teknik servisler de artık bıkmış durumdalar. Onlar da yavaş yavaş kapatıyorlar. Çok fazla kapatan teknik servisler. Çok fazla kapanan işletme var. Doyurmuyor. Hayat pahalı. Ülkemizin koşulları ortada paramızın satın alım gücü her gün eridi, eriyor gün, gün be gün eriyor gidiyor bitiyor. Yetkili servise biz kızıyoruz buradan. 30 lira parayı sen ne hakla istiyorsun diyoruz. Mazotun litresi olmuş 7 lira 8 lira. Benim bölgemde değişiyor fiyatlar. Ben ucuz yerden gidiyorum alıyorum. Şu an 6.92 mesela. Ama normalde işte 7.88'den falan satılan yerlerde var. Tamam biz servislere kızıyoruz da hani biz de kendimize şöyle bir iğneyi batıralım da servislere sonra çuvaldızı dürtelim diyeceğim. Onların da kendince haklı yerler var. Fakat biz tüketici tarafındayız. Ben isterim ki yetkili servisler de kendi aralarında bir birlik olsunlar. Keşke bir konfederasyon kursalar bir şey yapsalar da onların haklarını böyle sosyal mecrada dile getiren birileri olsa eski bir yetkili servis eski bir teknik servis olarak gönülden isterim bunu. Ben kendi bölgemde bir meslek odası kurmak istedim. Yani düşünün dostlar Muğla, Fethiye bu tarz yerlerde bir elektronikçiler odası bile yok yani bir klimacılar odası yok hiçbir şey yok nerede var İzmirde var Antalya'da var. İzmir'deki de zaten ne iş yapıyor belli değil. Yanlış bilmiyorsam 30 senedir başında aynı başkan var. Ne faaliyetler yapıyorlar? Bir faaliyetler var mı yok mu onda inanın bilmiyorum. Bir gün işim düştü. Bir mail attım. Bir işçilik fiyat listesinizi paylaşır mısınız? Bir çalışma yapacağız dedim. Cevap dönmeye dahi tenüzül etmiyorlar. Yani onlar bir maillerinin var olup olmadığından haberdarlar mı? Ondan bile emin değilim açıkçası. İsterdim teknik servislerin de kendilerine ait haklarını gerçekten haklarını koruyabilecek. Yani ben şu koltuğa oturdum. Çok güzel. Adım ne? Başkan. O da çok güzel. İyi. E, ben 30 yıl burada. Ölürüm artık ben burada ya. E, ne yapacaksın orada 30 yıl? Ne yapacağız ki? Bir şey yapmaya gerek yok. Zaten dünden öyle gelmiş, bugün böyle gider. Mantığı ile bizim bu değerli teknik servis dostlarımızın hakları nasıl aranacak, nasıl sorulacak, nasıl korunacak? Ben ondan da emin değilim. Televizyon incelemesi diye girdik. Başka yerlerden çıktık dostlar. Haklısınız. Benim sizlere aktarmayı unuttuğum, bana sormak istediğiniz detaylar var ise lütfen yorumlar bölümüne yazın. Elimden geldiğince hızlı şekilde cevaplandırmaya çalışacağım. Kendinize iyi bakın. Yorumlarda görüşürüz. Hoşçakalın.